Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Okuyacağımız bu kitabın ismi El-İşa'a fi Esrati Sa'a. Müellifi Seyyid Muhammedun el-Berzenci Medine Münevvere ulemasındandır. Sadat-ı Berzenciye'dendir. 1040'da doğmuş, 1103'te vefat etmiştir. Esrat-ı Saat hakkında yazmış olduğu bu kitap en güzel kitaplardandır. Medine-i Münevvere'de bazı talebe-i uluma bu kitabı okutmak Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu fakiri nesip eylediğinden dolayı Cenab-ı Hakk'a binlerce hamdü şükürler ederim. İnşallahü Teala kendim okuduğumla ve dinleyenler de okuduklarıyla amel ederler ve ümmeti Muhammed'e hayırları dokunur. Bu vesileyle bizim de onların da defteri hasenatımız böyle hayır-ı sevapla dolmuş olur. Sene 1402 Hicri Medine-i Münevvere'de kendi dükkanımızın arka tarafındaki mahzende bu dersi okutuyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Rıza-i Aliyesine muvafık eylesin ve hayırlı amellere muvaffak eylesin. Ulûm-i nafi'e ile cümlemizi mücehhez eylesin. Kendimize ve ümmeti Muhammed'e hayırlı meseleler öğretmek ve onlarla amel etmek ve başkalarına öğretmek hepimize nasibi müyesser eylesin. Kitaba hamdele ve selvele ile başlıyor. Başta diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ahmedu men evdaha min hacel hakki ve nesebe aleyhi fi kulli şeyin delile. Ahmedu ben hamd ederim. Kime men ol bir Allahu Teala'ya ki evdaha idah buyurdu min hacel hakki hak yolunu doğru yolu izah buyurdu ve nesebe aleyhi hem de anın üzerine dikti yani gösterdi fi kulli şeyin her şeyde delila delil. Her meselenin de delilini Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde gösterdi. Ve ve'ade ve'ad etti. Ve'ade sıdk. Doğru bir ve'ad. Limen bir kimseye ki ittehazehu Cenab-ı Hak ittihaz etti. Vekilen vekil ittihaz etti. Ve radiye bihi Cenab-ı Hakk'a razı oldu. Ne yönünden? Kefilen kefil yönünden. Her kim Cenab-ı Hakk'a tevekkül etti ve Allah'a kefaleti havale etti, yani Cenab-ı Hakk'ın ona kafi olduğuna ve her umuruna hasib-i kefil olduğuna evet, böyle itikad ettiyse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de ona vaad-ı sıdkıyla vaad etti ki onu cennet-i cemaliyle müyesser ve mübeşşer kılacak. Ve ceale İbrahim'i İbrahim Aleyhisselam'ı da kıldı. Halifeten halife kıldı. İnnehu Hazreti İbrahim kâne ümmeten kâniten. Mütiye bir ümmet idi. Yani öyle bir şahıstı ki bir ümmet yerine kaim ve Cenab-ı Hakk'ın itaatinden zerre kadar ayrılmaz idi. Vettehazehu İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ittihaz etti. Halilen halil. Ve emerehu İbrahim Aleyhisselam'a emretti. Bi binai beytin Kabe'yi bina etmekle emretti. Öyle beyt ki yaksiduhu onu kasteder. Min kulli feccin emiyek her bir uzak ve derin yollardan. Men bir kimse kasteder ki istita'a gücü yetti ileyhi o beyte sebiyle yol yönünden. Yani gelmeye kudreti oldu. Her kim beytullahı kastetti ve uzak derin yollardan, çetin yollardan geldi, o beyti ziyaret etmeyi kastetti. Kastetti, işte bunun için emretti. Emretti ki gelsin, yapsınlar, kılsınlar. Ne için? Tatbiken lissureti, sureti tatbik için. Alel mana, manaya. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ahd aldı. Bütün müminlerden ki şeytana ibadet etmeyecekler, Allah'a ibadet edecekler. İşte bu bir mana.
bunun tatbiki de Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir beyt emretti Hazreti İbrahim'e ki yap. Ondan sonra da kullarına dedi ki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Her kimin gücü yeterse gelsin bu beyti ziyaret eylesin. Eğer bunu yaparsa işte o kalbindeki o mana zahirdeki bu surete tatbik edilir. Mana ve suret ikisi tatabuk etmiş olur. Yok o vakit ahette sen bizim Rabbimizsin demişler. Fakat şimdi de Beytullah'ı gelip ziyaret etmiyorlar, onu tanımıyorlar. Bu vakitte mana başka oldu, suret başka oldu. İkisi birbirinden ayrıldı. Allahümme hafizna. İşte bu gibi adamlar yani ervahta, ahette bulunanlar dünyada Allah-u Teala'nın emrini tutmazlarsa ahetlerini bozmuş olurlar. Ve tenvihen, bir de tenvih için bil mecazi ile hakikati. Mecaz ile hakikati işaret için ve temsilen bir de emre imtisal için. Madem bir hakikat vardır, bir de mecaz. Hakikati nedir? Cenab-ı Hakk'a ibadet. Mecazi nedir? Allah-u Teala'nın beytini tazim etmek, onu tavaf etmek, onu ziyaret etmek. Hakikatte beyti tavaf etmek, onun etrafında dolaşmak bir mecazdır. Hakikat ise Allah-u Teala'nın emrini imtisal etmek, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmektir. Ve ceale, öyle bir Allah'a hamd ederim ki kıldı, hedmehu beytullahın hedmini alemen alemet kıldı ala tayyibi sati hadin neşe. Bu neşeti dünyeviyenin, bir saatinin, yani döşeğinin dürülmesine alamet kıldı. Yani dünya bir döşek gibi serilmiştir. Bu nihayet bir gün dürülecektir. O dürüleceğinin alameti de Beytullah'ın hetmidir. Beytullah hetmedildi mi? Ha, bu hayata da nihayet verilmiştir. Bu dünya fenaya ermiştir. Bu dünya döşeği dürülmüş, dürülecektir. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri imtihan etsin. Onlar imtihanı kazansınlar. Dereceyi hidayete vasıl olsunlar ve yudille men yeşâ'u tatlîlâ. Cenab-ı Hak dilediğinde idlal etsin için. Allah-u Teala'nın emrini tutmaz, nehyinden kaçmaz. Bunları da delalete götürür. Allahümme hafizna. Ve ceale, öyle bir Allah'a hamd ederim ki kıldı bi daveti İbrahim Aleyhisselam'ın davetiyle min zürriyetihi, Hazreti İbrahim'in zürriyetinden Muhammed'in Hazreti Muhammed kıldı. Muhammed'i kıldı sallallahu aleyhi ve sellem abden seyyiden seyyid bir kul kıldı ve nebiyyen resulen resul bir nebi kıldı. Yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur fakat bütün beşerin efendisidir. Resuldur ve nebidir. Fehve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davetü ebihi İbrahim, babası İbrahim'in duasıdır. Kema uhbire anhu fis sahih, sahihte onda haber verildiği gibi. Yani sahih hadiste geldi ki, ben babam İbrahim'in duasıyım. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam dua buyurdu ki kendi zürriyetinden evet, bir takım cemaat gelsin de Beytullah'ı Beytullah'ın etrafında kalsınlar ve ibadet etsinler ve Beytullah'ı ihya etsinler. İşte o duanın birisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun zürriyetinden gelmesidir. Evet. Enne duâhu kâne mekbûle kemâ yukhbire anhu fîs-sahîh enne duâhu kâne mekbûle. Sahihte geldi ki Hazreti İbrahim aleyhissalâtu vesselam dua buyurdu ve duası da kabul oldu. Ahmeduhu Cenab-ı Hakk'a hamd ederim ala en atana bize geldi minhu kendisinden Resulün eminun emin bir peygamber geldi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Neyle geldi? Bir kitabın kerimin ki büyük bir kitapla geldi. Kerim, mükerrem, muazzaz, mühterem bir kitapla geldi. Ve innehu o peygamber gafurun müminlerin zellelerini affeder. Onların kusurlarına bakmaz. Rahimun onlara rahmet edicidir. Harisun aleyna bizim üzerimize haristir, bizim hidayetimize haristir. Bil müminine müminlere raufun rafet şefkat edicidir, rahimun rahmet edicidir. Ve innehu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
لَعَلَى خُلُقٍ عَصِيمٍ büyük bir ahlak üzerinedir. كَمَا أَخْبَرَ نِتَكِمْ haber verdi bihi bu büyük ahlak üzerine olmasını الْعَلِيُّ الْحَكِيمُ Aliyyül Hakim olan Hazreti Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de haber verdi. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ buyurdu. وَاَمَرَهُ Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed emretti بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ اَب۪يهِ اِبْرَاهِيمِ babası İbrahim'in milletine ittiba etmekle emretti. فَاَرْسَلَهُ Hazreti Muhammed'i gönderdi بَيْنَ يَدَيْهِ السَّاعَ kıyametin önü sonra كَالْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى müsebbihe parmağıyla orta parmak gibi bunlar birbirine nasıl yakınsa Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile kıyamet öyle yakındır. Böyle kıyametin önü sonra gönderdi. Ne olarak? Neziren, korkutucu olarak. Yani bu dünyanın sonu vardır. Kıyamet kopacak. Herkes kendi ameliyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna arz olunacak. Bunları bildirerek gönderdi. Ve ahbara o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi en cemi'il fiteni bütün fitnelerden ve eşrati alametlerden öyle fitneler öyle alametler ki el kaineti olucu kebleha kıyametten olucu bütün fitneleri ve bütün alametleri haber verdi. Fes'el bihi habira sen habire sor yani bilmediğin bir şeyi bilene sor. Bu ara, bunun da bilicisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğundan kıyametin önü sonra kopacak gelecek fitneler ve alametleri Hazreti Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları hep beyan etmiş ve bu kitapta da işte onları toplamıştır. Febellaga sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ etti ve balaga mübalaga buyurdu ve hazzere ümmetehu ümmetini tahzir etti. Neden? El fitene umumen bütün fitnelerden umum olarak her fitnelerden tahzir etti ve deccale hususen haseten deccal fitnesinden tahzir etti tahziran tahzir etmekle tahzir etti sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve varisihi ve ihvanihi ve ahbabihi ve selleme teslimen kethira Cenab-ı Hak salatü selam eylesin Hazreti Peygamber'e ve onun ağlına ve ashabına ve onun varisi olan ulema-i İslam'a ve kardeşleri olan diğer peygamberlere ve Hazreti Peygamber'in ehbabına, onların sevimlerinin hepsine salatü selam olsun. Emma ba'du, emma bu besmele hamdele salveleden sonra fe inni ben lemma reytu vaktaki gördüm el hafize celaleddin ebel fadl abdurrahman ibn ebi bekrin suyuti İmam-ı Suyuti'yi gördüm, zekere fi hutbeti kitabihi, kitabının hutbesinde zikretti. Ellezi öyle kitap ki ellefehuni telif etti fi beyan halil berzah. Berzah halinin beyanında. Ölüm ile kıyametin kopmasına kadar olan alem arasına berzah derler. O berzahın halini beyan eden kitabın mukaddimesinde zikretti. Öyle kitap ki el müsemma bi şerhü sudur bi şerhü halil mevta fil kubur şerhü sudur bi şerhü halil mevta fil kubur ismindeki evet kitabın mukaddimesinde zikretti neyi ma bir şey ibareyi zikretti ki nessuhu ve ibarenin nesli şudur ve rücu ben ümid ederim inkâne fil ecel eğer ecelde varsa füshetün mühlet varsa en edunmadan mı deyim İleyhi bu kitaba, kitaben başka bir kitap. İnşaallahu Teala, Allahu Teala dilerse fi eşrat-ı sa'a kıyametin alametlerinden. Kıyametlerin alametleri hakkında bir kitap buna zammedeyim. Yani İmam-ı Suyuti berzak alemini beyan eden Şerh-ü Sudur'da diyor ki ben bu Şerh-ü Sudur kitabını yazdım. Alemi berzakı beyan ettim. İnşaallah Cenab-ı Hak fırsat verirse bir de kıyametin alametlerini beyan hakkında bir kitap telif edeyim. Ve ahire diğer bir kitap da telif edeyim ki ehvalil ba'si vel kıyame ve sıfatil cenneti vel nar. Ba'as, öldükten sonra dirilmek, kıyamet, mahşer yerinde toplanmak, bunların hakkında sonra cennetin, evsafi, cehennemin evsafi hakkında da başka bir kitap telif edeyim.
ala veçil isti'ab. İsti'ab gayet geniş bir veç üzerine. Eyda, bu berzahı beyan eden kitabı telif ettiğim gibi iki kitap daha telif edeyim. Birisi Eşrat-ı Saati beyan hakkında olsun. Birisi de Ehval-i Ba'su Kıyame ve Sıfat-ül Cenneti ve Nar hakkında olsun. Hakkakallahu, Cenab-ı Hak tahkik etsin, zalike buni, yani meydana getirsin, bi mennihi menniyle ve keremihi keremiyle. İntaha, İmam-ı Suyuti'nin ibaresi burada nihayet buldu. Böyle dua etmiş. Peki bu iki kitabı telif etmiş mi, etmemiş mi? Seyyid Berzenci buyuruyor ki ve vecettuhu, ben İmam-ı Suyuti'yi buldum. Kad ellefe, telif etmiş, fe ehvalil ba'z ve ma ba'dahu, ba'z ve ondan sonra gelen kıyamet, cennet, cehennem hakkındaki kitabı telif etmiş. Ve semmahu, evet, ve ma ba'dahu, kitaben bir kitap telif etmiş ve semmahu, o kitaba da isim vermiş. El budurus safira fi umuril ahire, böyle isim vermiş. Şu anda İmam-ı Suyuti iki kitaptan birisini telif etmiş. O da ne? El-Büdûr-ül Safire fi Umûr-ül Âhire. Kalmış hangisi? Eşrat-ül Sa'd. Onu da telif etmiş mi, etmemiş mi? Velem ecidi lehu. Seyyid Berzenci diyor ki ben bulamadım. Lehu, İmam-ı Suyuti için kitabın bir kitap bulamadım. Fi Eşrat-ül Sa'd, kıyametin alametlerini beyan eden bir kitabını bulamadım. İmmâ li'ademi telifihi, ya telif etmediğinden bulamadım, evlin idamihi, yahut telif etmiş de yok olmuş, elimize geçmemiş, bunun için bulamadım, evli gayri zalik, yahut başka bir sebepten dolayı bulamadım. Ehbebtu, vaktaki böyle oldu, ben sevdim, en müellife telif edeyim, yani arzu ettim ki ben telif edeyim. Fi eşrat-ı saati, kıyametin alametlerini beyan hakkında kitaben bir kitap, öyle kitap ki müstev'iben cami'a, leha, kıyametin alametlerini cami, istiab edici bir kitap telif etmeyi arzu ettim. Kema erâdel hafiz-i suyuti, İmam-ı Suyuti'nin murad ettiği gibi. İmam-ı Suyuti bunu murad etti fakat ya telif etmemiş ya telif etti ki bizim elimize geçmemiş, bulamadım, göremedim, o kitabı ben telif ettim. Feyekûne, bu kitap ola, berzehen, berzeh ola, perde ola, beyne kitabeyi, iki kitabı arasında berzeh ola, geçici. Hangi iki kitabı? Şerh-ü Sudur, birisi Şerh-ü Sudur ve Büdûr-ü Safire, birisi de Büdûr-ü Safire. Çünkü Şerh-ü Sudur berzeh alemini beyan ediyor, Büdûr-ü Safire'de ahiret ehkamını beyan ediyor. Hangisi kalıyor? Eşrat-ı Saad kalıyor. Eşrat-ı Saad'ı da Seyyid Berzenci arzu etmiş ve telif etmiş. اَوْ مُقَدِّمَةً لَهُمَا, ya onlara berzeh ola yahut da onlara bir mukaddime ola. Bu daha güzel. Çünkü Eşrat-ı Saad evvel gelir. Eşrat-ı Saad'dan sonra berzeh gelir. Berzeh'den sonra umur-u ahiret gelir. وَتَوَكَّلْتُ, ben tevekkül ettim. فِي ذَٰلِكَ, bu kitabı telif de Allah-u Teala, Allah-u Teala Hazretlerine tevekkül ettim. Müsteinen, yardım talep edici olduğum halde bihi, Cenab-ı Hak ile. Ancak Cenab-ı Hak'tan yardım talep ederim. Onun yardımını isterim. İnşallah Teala bu kitabı yapmaya muvaffak olurum. Fe'gûlü, ben derim ki kad kâle Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. İktarebe linnâsi hisâbuhum, nasın hesabı yaklaştı. Vehum, halbuki onlar fi gafletin, gaflettedirler. Mu'ridun, i'raz edicidirler. Kıyamet yaklaşmış. Kıyametin geleceğinden gafletteler. Ve hem de kıyametin gelmesini istemiyorlar. Ve kâle Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri yine buyurdu. Ve mâ yudrike le'allessâ'ate garib. Sana ne bildirdi ki kıyamet yakın olduğunu? Yani ya kıyamet yakın, haberin yok mu? Ve kâle Teâlâ, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri buyurdu. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْضَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. فَهَلْ يَنْظُرُونَ, onlar bakmazlar mı? اِلَّا السَّاعَةَ, İlla kıyamete ki, اَنْ تَأْتِيَهُمْ, onlara gele, بَعْضَةً, ansızın, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Halbuki onlar bilmiyorlar. Kıyamet gelir, başlarını kopar, ansızın da onların haberleri olmaz. Ve kâle Teâlâ, Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri buyurdu.
فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاتِيَهُمْ بَعْدَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Onlar bakmazlar mı ki kıyamet ansızın gelir, ansızın geleceğini bilmezler mi? فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا. Bu konunun alametleri geldi. Kıyametin alametlerinin birisi Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz buyurulması. Çünkü ahir zaman peygamberi. Ondan sonra fitneler günden güne geldi ve çoğaldı. İlâ gayri zâlik minel âyât. Bundan başka daha birçok ayeti kerimeler var ki hepsinde kıyametin kopacağına serahat, delalet, işaret hepsi mevcut. Ve emmel ahadîsü, emma hadîs-i şerifler felâ tekâdü tenhasir. Sayılmayacak derecededir. Kemâ seyyâti ba'duhâ. Bu hadislerin bazıları gelir. İnşaallah Teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri dilerse onların bazıları gelir. وَلَمَّا كَانَتِ الدُّنْيَا. Vaktaki dünya oldu. لَمْ تُخْلَقْ خَلْقُ olunmadı لِلْبَقَاءِ beka için. Dünya baki kalsın diye halk olunmadı. Ya ne oldu? Geçici. Geçici oldu. وَلَمْ تَكُنْ dünya olmadı دَارَ اِقَامَتِنْ eyleşecek yer de olmadı. Misafir hali. Bir taraftan geleceksin, bir taraftan gideceksin. وَاِنَّمَا هِيَ Haman ancak bu dünya menzilün bir menzildir. مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ahiret menzillerinden bir menzildir. جُعِلَتْ kılındı لِتَّزَوُّدِ zat alınma için مِنْهَا o dünyadan, o menzilden ila الْآخِرَةِ ahirete. Bu dünyayı Cenab-ı Hak ahiret menzil, ahirete giden yollar üzerinde olan menzillerden bir menzil kıldı ki o menzilden erzakını alacaksın, yoluna devam edeceksin. Ve teheyyü'i bir de hazırlanmak için lil ardi arza alallahi teala Allahu Teala huzuruna çıkıp arz olunmayı hazırlanmak için ve likai Allahu Teala'ya mülaki olmak için ne lazım onları buradan alacaksın ki yarın herkes Allahu Teala'nın huzuruna amelleriyle arz olunacak. O da nerede olacak? İşte bu dünyada olacak. Bu dünyada ne alacaksansa Allahu Teala'nın huzuruna öyle çıkacaksan. Namaz kılarsan, oruç tutarsan, hac edersen, zekat edersen Allahu Teala'nın huzuruna bunlarla çıkarsın. Yok, rakı içersin, zina edersin, kumar oynarsın, gıybet edersin. Allahu Teala'nın huzuruna onlarla çıkarsın. Şu halde bu dünya nedir? Ekenecek yerdir. Bu dünyada ne ekersense ahirette onu biçeceksin. Ey ameller, yaparsansa ey ameller elinde olarak huzur-u ilahiye çıkacaksan. Kötü ameller işlersense o kötü ameller ile Allahu Teala'nın huzuruna çıkacaksan. Onun için bu dünya öyle bir dünya ki insanı mes'ud da eder, şeki de eder. Cennete de götürür, cehenneme de götürür. Cenab-ı Hak burayı bir yol üzerindeki menzil, yani çarşı, pazar satılan bir yer kılmış. Bir adam yolcu gidiyor. Gidecek bir dükkanda ne lazım? Ekmek lazım, peynir lazım, zeytun lazım. Bunları alacak. Ki ilerisinde yok. Yok, öteki adam da laubali ne suyunu almış, ne ekmeğini almış, ne zeytununu almış, ne peynirini almış. Yolda gitmiş, aç kalmış, çölde helak olmuş. İşte aynen bu dünyada aynı. O şekilde bir menzildir. Menzilden ne alacaksansa alacaksan yoluna devam edeceksin. Yoksa bu dünyada beka yok, duracak yok. Sen burada ebedi değilsin. Gelen gelmiş, giden gitmiş. Vekat azenet. Bu dünya haber verdi. Bil insiram. Tükendiğini. Ve vellet. Hem de tevliye etti, arkasını çevirdi. Bu dünya yaşamış, bitmiş, sonuna gelmiş. Dünya sana haber veriyor ki artık son. Ahir zaman peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. O ahir zaman peygamberidir. Onun ümmeti de ahir zaman ümmetidir. Bundan sonra ne bir peygamber gelecek ne bir ümmet gelecek. Bu ümmetin de yaşadığı ne kadar yaşamışsa 1402 sene geçmiş. Bu da nihayete ermiş. Bunun da büyük küçük alametlerinin ekserisi zuhur etmiş. Sonra büyük alametlerine gelmiş. Büyük alametleri de
bir peşine en yakın zamanda zuhur eder ve dünyada tamam olur. Dünyanın alametinden evvel sen kendinde düşüneceksin. Sana Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir ömür vermiş. 50, 60, 70 kaç sene ise. O hayatın zarfında 60, 70 sene zarfında ne amelin olursa işte odur. Yani dünya farz et ki daha çok yaşasa bile sana faydası yok. Sen öldüğün gibi senin kıyametin kopmuş demektir. Vaktiyle amelin yap, yiyeceğini, içeceğini al, elbiseyini al, giyeceğini al. İleride soğuk var, sıcak var, açlık var, susuzluk var. Buna göre hareketine sahip ol. Nasıl ya, o hakikaten bir yolculuk mu? Yok, o demek değil. Yani ruh senin ağzından çıktıktan sonra ben namaz kılayım, geçti. Oruç tutayım, geçti. Hayır işleyeyim, geçti. Hepsi geçti. Ruh ağızdan çıktıktan sonra hiçbir şey daha elde değil. Bunlar ruh cesetteyken olacak. Ruh sendeyken olacak. Vücuttayken ne yaparsan yapabilirsen, fırsat şimdi, bu fırsattır. Hazırlığını şimdiden yapacaksın. Dünyada sona ermiştir. Liza bunun için kâne hakkan, hak oldu ala külli alimin, her bir alim üzerine borç oldu ki en yüşi'e işaide bildire eşrataha, kıyametin alametlerini bildire. Her alimin boynuna borçtur ki kıyametin alametlerini beyan ede ki ümmeti Muhammed hazırlık üzerine olsun. Kıyametin sonuna erdiğine olsun. Bir de vakı olacak fitnelerde kendilerine zarar verecek fitnelere düşmesinler. Ve yebüsse her alime hak vacip oldu ki besside, neşride el hadise hadisleri vel ehbara haberleri, öyle hadisler haberler ki el varidete varid olmuş fiha, kıyametin alametlerinde, kıyametin alametlerini beyan eden hadisleri ve haberleri neşrede, nerede, beynel enam, halk arasında. Öyle kendisi okumuş, öğrenmiş, kitapta kitabı yummuş. Yok, bu caiz değil. Her alime vaciptir ki bildiğini ümmeti Muhammed'e öğrete. Herkes bilmez ya. Alim bildi. Öteki cahil nereden öğrenecek? O da alimden bilecek. Alim bunu lisanıyla söyleyecek, kalemiyle yazacak, neşredecek. Ve yesrudaha, her alime vaciptir ki serdide, yani beyan ede bunu merreten, bir kere, ba'de uhra, tekrar bir kere beyan ede, tekrar bir daha, tekrar bir daha. Usanmaya kime? Alel evam, evam üzerine. Evam bir duyar, o mesailin bir kısmını öğrenir, bir kısmını öğrenemez. İkinci defa duyar, daha bir kısmını daha öğrenir. Üçüncü defa duyar, daha bir kısmını daha öğrenir. Onun için ulemanın boynuna borçtur ki bu gibi fitneleri ve eşrat-ı saati beyan eden hadisleri, haberleri avam arasında, halk arasında neşretsinler. فَعَسَا اَنْ يَنْتَهُوا وَلَا كِ وَاَوَمْ çekileler اَنْ بَعْدِ الزُّنُوبِ, بَعْدِ الزُّنُوبْتَنْ çekileler, tevbe edeler. اَوَمْ günaha dalmış, günahların içerisinde, isyan içerisinde, eşrat-ı saati duyunca, kıyametin kopacağını duyunca olur ki ona da bir nedamet gelir, o günahtan tevbe eder. Ve yeliğine yumuşak ola minhum, o avamdan ba'dul kulub, bazı kalpler. Çünkü hepsine tesir etmese bile hiç olmazsa bazılarının kalbi yumuşar da tevbe eder. Nadim'in pişiman olur. Allahu Teala'ya yüzünü çevirir. Ve yentebihu, uyanalar. Min sinetil gafleti, gaflet uykusundan uyanalar. Gaflet uykusunda herif bilmez, duymaz ama birdenbire ha kıyamet kopacak, deccel çıkacak, şu fitne olacak, bu fitne olacak. Adam bir hazırlık üzerine olur. Ve yağtenimu, ganimet bileler. El mühlete, bu mühleti, kabdel vehleti, vehleden evvel. Yani korku gelmezler, evvel onun tedarikini yaparlar. Evet. İleride bir korku var. Onun için hazırlık şimdiden göreceksen. İleride bir su var. O suyu geçme için ne lazım? Köprü lazım. Yahut da kayık lazım. Yahut da ileride başka bir tehlike var. Canavar var. Onun için bir silah alacaksın. Kendini müdafaa edeceksin. Hulasa bir adam ilerisinde bir korku varsa onun tedarikini nereden alır? Vaktiyle alır. Şimdi bu dünyada Cenab-ı Hak sana mühlet vermiş. Ruhun bedende. Evet.
Onun için bu fırsattan istifade edecek, bu fırsattan istifade edeceksen, ulemanın sözünü sen de tutacaksan, ulema sana beyan edecek, sen de onun sözüyle amel edeceksen, bir fitne vakı oldu mu, bunu Resulullah Efendimiz haber vermişti, bu fitneden sakınmak lazım. Deccal çıktı mı? Deccal'dan hazer etmişti zinhar, Deccal'a uymayın, çünkü Deccal rububiyet dava edecek, evam nasi ifal edecek, evam nas kalkıp ona Allah diyecekler, dinden imandan çıkacaklar. Halbuki ulema beyan edecek ki Deccal çıktığı zaman Deccal'a inanmayın. O evam tabakası da bunu bilecekler ki Deccal yalancıdır. Deccal çıktığı zaman da biz Deccal'a uymayacağız. Ulemadan öğrendikleriyle amel ederlerse Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendilerine evet intibah vermiş olur ve kendileri de kurtarmış olur. Fedaani, madem her alim üzerindeki vacip oldu ki eşrat-ı saat hakkındaki alametleri beyan etsinler. Fedaani, beni davet etti. Zalike, bu ulemanın üzerine vacip olan bu mesele beni davet etti, yani beni icbar etti. İlâ en ebsute basd edeyim, uzun uzadıya beyan edeyim. Fîhâ, bu eşrat-ı saat hakkında el kavle, sözü ba'del basdi, bir parça bir parça izahli yapayım. Kıyamet alametleri hakkında. Fedaani, beni davet etti, çağırdı. Zalike, bu ulema üzerine vacip olan şey, o da nedir? Eşrat-ı saat hakkındaki ahbar ve hadisi avam arasında neşretmek ve halka bildirmek meselesi, beni davet etti, çağırdı. İlâ en ebsude, ben basledeyim. Fîhâ, bu meselede el kavle, sözü uzatayım. Ba'del besti, tamamıyla uzatmasam bile hiç olmazsa bir parça uzatayım. Velev edda, isterse bu götürsün ile tekrara götürse bile bir parça izahlı olarak ben sözü burada bahsedeyim. Yani bir mesele hakkında bir hadisi alırım. İlerisinde tekrar o hadisi şerif olur ki bir daha almış olurum, bir daha almış olurum. Bu tekrar olsa bile bir parça söz tekrarlansa bile, fakat evamın zihnine girmesi için ve halk arasında tam bir tesir yapması için ben sözü uzattım. La kemen şul, bir kimse gibi değil ki cema'a, cem etti, fiha eşrat-ı saat hakkında evraken, bir takım verak paralar, yani sahifeler, ala sebil-i ihtisar, muhtasar bir tarik üzerine, onlar gibi değil. Kıyametin alametlerini muhtasar olarak bir iki yaprakta yapan adamlar gibi değil. Ben bir parça sözü uzattım. Tekrar olsa bile uzattım ki söz uzun olsun biraz. Ne için? Tefsiraten, tefsire olsun. Lehlil ihtirar, kendisine ihtirar gelmiş, kendisini beğenmiş adamlara tefsire olsun. Kendisini beğenenler, bak dikkat et, ha önünde bak fitneler var, deccal var, daha neler var, neler var, kendine beğenme. Evet. Ve tezkireten, hatırlamak için lülil ebsar, ülül ebsar, ülül ebsar ki ana adam zaten biliyor, zaten hazırlığını yapmış, basiret sahibi, onlara da hatırlamak, hatırlatmak. Tabi o adamın zaten hatırında ya, olur ki insandır unutur, onu hatırlatır. Yok dünyaya dalmış, mal-ı zevke dalmış, kendi nefsine havai hevesine kapılmış. Bunlar için de tafsir olsun, yani dikkat etsin. Ve vesileten, vesile olsun ila rıdal cebbar, cebbar olan Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına da vesile olsun diye ben bu kitabı telif ettim. Ve zeriyaten, bir de vesile olsun ila daril karar, daril karara da vesile olsun. Yani ahirette de benim hasenat defterimde bu kitap bulunsun. Vallahi ancak Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden esel isterim. En yuhlise ihlas ede, halis kıla niyeti, benim niyetimi. Allah-u Teala'dan isterim ki benim niyetimi halis kıla. Ve yuhsine, güzel ede, taviyeti, benim kalbimi, niyetimi de güzel ede.
فَاِنَّمَا الْاَعْمَالُ Ancak ameller bir niyet, niyet iledir. Niyetler iledir. Her amel niyete göredir. Niyeti hayır ise amelde hayırdır. Niyeti şer ise amelde şerdir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِيِنْ Her bir kimse içinde olucudur. مَا اُلُ بِشَيْكِ نَوَا niyet etti. Bir adam ne niyet ederse niyetine göre alır. Onun için Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden biz de isteyelim ki niyetimizi güzel eylesin. Kalbimizi güzel eylesin. Ve okuduğumuzda Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bize menfaat versin. Ve ümmeti Muhammed'e de menfaat versin. Ve en yenfe'a bihi ve bu kitap ile nefeylendirilmesini Cenab-ı Hak'tan isterim. Kime? Ammeten müminin, müminlerin hepsine. Bu kitapla bütün müminler menfaat görsün. Ve en yağfire li, yakın Cenab-ı Hak'tan isterim ki mağfiret ede. Li bani ve li abayi anami babami ve li ihvani kardeşlerimi. Efendim mağfiret etsin. Kardeşlerim ne yönünden? Tıyinen çamur yönünden kardeşlerim ve dinen din yönünden. Tıyinen yani öz kardeşler. İnsanın ana baba bir kardeşi, baba bir kardeşi, ana bir kardeşi bunlar din yönünden kardeşleri ve dinen bir de din yani ümmeti Muhammed. Uzaktan olsa bile ecmain hepsini mağfiret etsin. Amin. Allah-u Teala kabul eylesin bu duayı. Ve semmeytuhu ben bu kitaba tesmiye ettim. El-İşa'a le-Eşrat-i-Sa'at. El-İşa'atü le-Eşrat-i-Sa'at'i isim verdim. Ve ercu ümit ederim minen nebiyyi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Es-Şefa'ati şefa'ati ümit ederim. Me'a qilletil bida'ati bida'anın azlığıyla beraber. Sermayem az. Amelim yok. Fakat bununla beraber Resulullah'ın şefaatini de ümit ederim. Resulullah Efendimiz'in şefaati üzması yevmi kıyamette olacak. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemizi onun şefaatine nail ve mazhar buyursun. Fe'egûlu ben derim. Ve fî meydâni ni'amihi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin meydanında da eculu dolaşırım, cevelan ederim. Evet. Ne derim? La budde min mukaddime. Bu kitaba bir mukaddime lazımdır derim. Hiye o mukaddime nedir? Şimdi mukaddimeye başlıyor. Bu kitaba girmezden evvel bir mukaddime yapıyor. Mukaddime de diyor ki lemma kâne emrus sa'ati şedîdâ. Vaktaki kıyametin emri şiddetli oldu. Bu lemmanın cevabı aşağıda gelecektir. Kâne lihtemâmin bişâne ekser gelecek. Arada 5-6 satır. Bunu hep şartiyenin peşi sonra geliyor. Ondan sonra cevap gelecek. Lemma kâne vaktaki oldu. Emru saati kıyametin emri oldu. Şediden çok şiddetli oldu. Ve hevlüha onun korkusu da meziden ziyade oldu. Kıyamet emri şiddetli. Kıyametin emri şiddetli. Onun korkusu çok ziyade. Ve emeduha ba'iden. Onun müddeti de ba'id. Çünkü kıyamete bir defa girdin mi oradan daha çıkması da yok. Fe innallaha Cenab-ı Hak Teala Hazretleri fi zalikel yevm o günü yahkumu hükmeder beynel evveline vel ahirin. Evvelki ümmetlerin ve ahirki ümmetlerin arasında hükmeder. Ve yakdi hükmeder lil müminine müminler için alel kafirine kafirlerin aleyhine. Müminlerin lehne kafirlerin aleyhine hüküm verir. Ve yümeyyizü temyiz eder beynel muhlisine vel münafikin. Muhlisleriyle münafıkların arasını temyiz eder. Dünyada mümin mümini muhlis de la ilahe illallah demiş. Münafık da la ilahe illallah demiş. Mümini muhlis de namaz kılmış. Münafık da namaz kılmış. Dünyada bu belli olmaz. Hepsine biz mümin diyoruz. Fakat ahirette Cenab-ı Hak muhlisleri bir tarafa ayıracak ki siz Allah için iman ettiniz, bu Allah için amel ettiniz. Münafıkları da diğer tarafa ayıracak ki siz Allah için iman etmediniz.
Zahirde la ilahe illallah dediniz fakat kalbinizden bunu yalanladınız. Zahirde namaz kıldınız ama Allah için değil. Millet sizi namazda görsün diye Allah için kılmadınız. Muhlisleri, müminleri, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o günü temyiz edecek. Kemâ kâle ta'ala netekim Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu ki zâlike o gün yevmün bir gündür. Öyle bir gün ki mecmu'un cem olunmuştur lehu o gün için ennâsunas. Zâlike yevmün mecmu'un lehunnâs. O gün bir gündür ki nas o gün için cem olunmuştur. Ve zâlike işte o yevmün meşhud. Meşhut bir gündür. Herkesin hazır olduğu bir gündür. Hesap günüdür. Ve kâle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu ki Vessâ'atü edhâ ve emer. Vessâ'atü kıyamet. Edhâ çok korkunçtur. Ve emer çok acıdır. Kıyamet öyle bildiğiniz gibi zevk-ü sefa yeri değil. İnsan her şeyinden sual edilecek. Emerinin büyüğünden de sual edilecek, küçüğünden de sual edilecek, acısından da sual edilecek, tatlısından da sual edilecek, dünyada ne yaptıysa hepsinden teker teker sual edilecek. Peki kalbinden geçenden de sual edilecek mi? Yok, Cenab-ı Hak Hazretleri kalpten geçeni bir adam, meydana getirmezse, onu yapmazsa ondan sual etmeyecek. Eğer zaten ondan sual olursa herkes helak olur gider. Yalnız bir adam kendisi harem-i şerifin içinde olsun yahut da harem-i şeriften uzak olsun, harem-i şerifte gidip de orada bir masiyet yapmayı niyet ederse o yazılır. Mesela adam dünyanın herhangi bir yerinde diyor ki gideyim de Mekke-i Mükerreme'de filanın malını çalayım yahut da filan adamı öldüreyim. Niyet ediyor ama gidemiyor ve yapamıyor. Fakat o yazılır. O işi meydana getirmediği halde bu yazılır. Çünkü o günahı haremde yapmayı niyet ettiğinden dolayı. Ha, haremin gayrisinde öyle değil. Mesela dünyanın herhangi bir yerinde bulunan bir adamı öldürme için senelerce peşine koşmuş öldürmek istemiş ama muvaffak olamamış. Yani eline geçti öldürecek ama geçmişte öldürememiş. Bu katil günahını alır mı almaz niye? Elinden o kadar çıkmadı. Diğer günahlar da böyle kalpten geçen yazılmaz. Meydana çıkarsa yazılır fakat bu o manaya değil ki sen kalbinden de daima kötü niyet et. Yok, şeytan insanın kalbine bir günah getirir. Getirir getirmez. Mesela sana der ki git rakı iç. Şeytan hatırını getirir. Fakat sen onu hemen kalbinden dışarı atarsın. Estağfurullah ben niye rakı içeceğim? Rakı haramdır dersin. Bu yazılmaz. Niçin? Şeytan hatırını getirdi ama sen onu yapmadın veya kaldırdın attın. Evet, şimdi kıyamette her şeyden sual edilecek. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onun için ne buyuruyor? Vessa'atu edha ve emr. Kıyamet çok ethadır ve emerdir. Etha, dehuden yani emri şiddetli ve emr çok acı. Ve kâle ta'ala Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu ki Senefru'u leküm eyyühe't-tekalân. Ey insilacin! Ben Azimüşşan sizin için farig olurum. Yani sizi o günü ben hesaba çekerim. Ve inneha kıyamet la tecivu gelmez illa ba'teten. İlla ansızın gelir. Kıyamet ansızın kopacak. Kemâ kâle teâlâ Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretleri buyurduğu gibi. Ve kad iste'sere Cenab-ı Hak ihtiyar etti. Bi'ilmiha kıyametin bilmesini kendisi ihtiyar etti. Yani kendisine bıraktı. Kıyametin ne vakit kopacağını Cenab-ı Hak kendisi bildi ve kendisine tahsis etti ki kimseyi bildirmedi. Ve lem ya'lemha onu bilmedi. Ehadun hiçbir kimse. Min halki halkinden hiçbir kimse bilmedi.
Niye? Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bildirmedi ki. Bu adam da bilsin. Cenab-ı Hak bildirmesi neyi bilecek? Bilemez. Ve allemeha, kıyametin kopacağı vakti bildirdi. Kime? Ennebiyye, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. Ve nehahu, lakin nehyetti. Anil ihbari, haber vermekten, biha, onu haber vermekten de nehyetti. Ne için? Tehvilen lişaniha, onun şanının korkunç olduğundan dolayı. Kıyametin şanı korkunç olduğundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme emretti ki bunu haber vermedi. Şu halde kıyametin kopmasını ne vakit kopacağını Cenab-ı Hak Peygamberine beyan buyurdu. Fakat haber vermesini nehyetti. Nehyetti ki haber verme. Ve tazimen li emriha. Kıyametin şani korkunç ve emri azim olduğundan dolayı Cenab-ı Hak Peygamberine nehyetti. Peygamberine nehyetti ki onu ümmetine bildirme. Şu halde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kıyametin kopacağını Peygamber'e bildirdiğini burada izah ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi ne vakit kopacağını, fakat bunu da Cenab-ı Hakk'ın nehyi olduğundan dolayı ümmetine bildirmedi. Yalnız neyi bildirdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Alametleri. Şu alametleri suretti mi artık kıyametin kopacağı yaklaşmıştır. Onları işte bu kitapta sıralayın zikredecek büyük alametler, ondan sonra küçük alametler böyle sıralayın zikredecek. Yukarıda lemmanın cevabı. Lemma kâne emrus sa'ati şedîde. Vaktaki kıyametin emri şiddetli oldu. Kâne lehtimâmu bişânihâ. Kıyametin şanına ihtimam, o işe ihtimam da oldu. Ekthere min gayriha, gayrisinden daha çok oldu. O ki kıyamet, lemmanın cevabı. O ki kıyamet bu kadar mühim bir şeydir. Öyleyse onun şanına ihtimam etmek de o kadar çok olacaktır, başkasından çoktur. Ve dayruha, kıyametin dayri yani zararı da oldu, ekbere min hayriha, hayrinden daha büyük oldu. Kıyametin emri şedid, ona ihtimam çok mühim, binaenaleyh onun zararı hayrinden çok. Öyleyse fe ekseren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz çok eyledi. Min beyani eşratiha, kıyametin alametlerini beyandan çok eyledi. Yani çok çok beyan buyurdu. Ve emaratiha, alametlerini beyandan. Ve ma beyne yedeyha minel fiten, kıyametin önü sonra olacak fitnelerin beyanlarını da çok eyledi. Öyle fitneler ki el garibeti yakın, vel beaideti uzak. Yakın fitneler, uzak fitneler. Nasıl yakın uzak? Yani insanın hayatına, hayatında olan çıkmış fitneler yakın sayılır. Daha ileride gelecek fitneler uzak sayılır. Birinci, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı. Birinci fitne buradan başlıyor. Ondan sonra bu yakın, ondan sonra teker teker sayılacak, gidecek. Daha en nihayeti de İsrafil aleyhissalatü vesselamın sure üfürmesiyle kıyamet kopacak. Bu arada birçok fitneler var. Bu fitnelerden uzak olanlar, yakın olanlar, büyük olanlar, küçük olanlar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini beyan etmiş. Liyekûne, olsun ehlü kulli karnin, her bir zamanın ehalisi olsun, alâ hazerin, ihtiyat üzerine, sakınma üzerine olsun. Müteheyyine, hazırlanıcı oldukları halde, leha, ahirete, bila amali salihati, salih amellerle hazırlanmış, mücehhez olmuş oldukları halde hazır üzerine olsunlar. Yani herkes ameli salih işlesin, hazırlansın ki ahirete muhakkak gidecek.
Ne oldukları halde gayre münhemikine fişşehevati vel lezzat. Şehvetlere, lezzetlere burunlarını sokmuşlar onun içine. Düşmüş olmadıkları halde. Çünkü bir adam nefsinin arzusuna tabi olursa, şehevatü lezzata düşerse amel-i salih işleyemez. Amel-i salih işleyemediği gibi ahiret hazırlıksız gider. Ya bu eşrat-ı saati Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çokça beyan buyurmuş ki, insan nefsinin arzularına tabi olmaya, hevai hevesine tabi olmaya, amal-i saliha işleye hazırlıklı ola ki ahirete gittiğinde de onların faydasını göre. فَنْقَسَمَتِ الْاَمَارَاتُ عَلَامَتْلَرْ مُنْقَسِمْ اُلْدِي اِلَى ثَلَاسَةِ اَقْسَامُ Üç kısma münkasim oldu. Kısmın bir kısmı zahara, zahir oldu ve enkada geçti. Yani bu zamanımıza göre 1402 bir kısmı zahir olmuş geçmiş. وَهِيَ الْاَمَارَاتُ الْبَعِيدَ Bunlar uzak alametlerdir. Çünkü geçmiştirler. Ve kısmın bir kısmı da zahara zahir oldu ve lem yenkadi. Geçmedi. İçindeyiz. Zahir olmuş. İçindeyiz. Hele geçmedi. Bella yezalu yetezayet. Belki o çoğalmakta daim oluyor. Çoğalıyor. Başlamış çoğalıyor. Ve yetekamel tekamül ediyor. Hatta izâ belagatil gâyete. Hatta bu ikinci kısmın fitneleri nihayete erdi mi, zaharel kısmü salis, üçüncü kısımda zahir olur. Üçüncü kısım hangisi? Vehiyel emaratul garibe, kıyamete yakın olan alametlerdir. El kebiretü büyük. O vakit büyük alametler başlamış olur. Bunlar, işte alamat-ı garibe bunlar. Elleti öyle emarat-ı garibe ki ta'kibuha onları ta'kib eder. Es-sa'atu kıyamet onu ta'kib eder. Ve inneha o büyük alametler de tetabe'u üçte de tanım biri ses verilmiş tetabe'u bir peşine gelir kenizami harezin bir boncuk dizisi gibi ki inkata'a silküha onun ipi bozulmuş. Boncuk dizisinin ipi bozulur. Nasıl öyle birdenbire her birisi bir tarafa giderse o ki büyük alametler de öyle başladığını hemen bir peşine dökülürler. Fel neskür biz zikredelim külle kısmin her bir kısmı fi babin bir babda ala hidetihi kendi hali üzerine. Yani birinci kısmı birinci babda, ikinci kısmı ikinci babda, üçüncü kısmı üçüncü babda zikredelim. Peki birinci kısım neydi? Birinci kısım zahir olmuş ve hükmü bitmiş, çıkmış gitmiş. Bunlara ne diyoruz? Emarat-ı be'ide, uzak alamettir. Niye? Geçen uzaktır. Evet, geçmiş gitmiş. İkinci kısım başlamış, içindeyiz. Başlamış ve devam ediyor. Günden güne ziyade oluyor. Bu ikinci kısımdır ki, bu devam ediyor. Bu da nihayetine vardı mı, üçüncü kısım başlayacak. İşte ikinci babda da bunları beyan edecek. Hali hazırda biz bu ikincinin içindeyiz. Üçüncü kısmı vakit başlayacak ki o da neyle başlayacak? Deccal ile başlayacak. Emarat-ı garibenin ön büyüğü hangisi? Deccal. 10 alamet bir peşine o vakitte zuhur edecek. Felneskür zikredelim külle kısmin her bir kısmı fi babin bir babda ala hidetihi kendi hali üzerine bir teker teker zikredelim. وَهَذَا bu tertibin bir tertiptir. لَمْ اَرَهُ ben bu tertibi görmedim. لِغَيْرِ benden başkası için görmedim. وَلَعَلَّهُ ümit edilir ki bu tertip اَقْرَبُ daha ziyade yakındır. اِلَى الزَّبْتِ zaptı daha ziyade yakındır. وَاَنْفَعُ daha ziyade menfaat vericidir.
lil avam, avama daha ziyade menfaat vericidir. İnşaallahu Teala. Yani İmam-ı Berzenci bu tertibi yapmış ki zaptı kolay olsun ve avam da güzel istifade eylesin. Onun için şimdi bu birinci babda Resulullah Efendimiz'in dar-ı ahirete teşriflerinden başlıyor. Ashab-ı kiram arasında olan fitneler, ondan sonra daha başka fitneler, ta zamanımıza gelinceye kadar gelmiş geçmiş fitneler var. Ondan sonra bir de içinde olduğumuz fitneler var ki bunlar bu fitneler küçük fitneler sayılıyor. Ondan sonra bunlar da nihayete vasıl oldu mu büyük fitneler başlayacak. Büyük fitneler de 10 büyük fitnedir. Deccal'dan başlayacak ve kıyametin kopmasıyla tamam olacak. Ondan sonra haşir başlayacak. Şimdi bu dünyada olan bu fitneler üçe teksim ediliyor. Bir de insanın öldü mü kıyamet kopuncaya kadar alemi berzah var. Alemin berzah hakkında da yukarıda izahat edildiği gibi İmam-ı Suyuti'nin bir eseri var. Alemi berzah hangisinden sayılır? O da kıyametin alametlerinden, kıyametten mi sayılır, dünyadan mı sayılır? Berzah iki alemin arasında olan başka bir alem olduğundan dolayı evet, ne ondan sayılır, dünyadan sayılır, yani insan öldü mü artık dünyadan alakası kesilmiştir, ne de ahiretten sayılır ki çünkü hali hazırda ahirette kıyamette kopmamış, hele huzur-u Rabbül alemine varılmamış. Berzah. Şu halde ölenler dünya hayatından çıkmış, berzah hayatına girmiş, üçüncü kıyamet alametini bekliyor. Bütün dünyanın ömrü bitti mi? Tamam oldu mu? Herkes öldü mü? Herkes alemi berzaha girmiş olur. Alemi berzah tamamlanır. Ondan sonra İsrafil aleyhissalatü vesselamın ikinci suriyle kıyamet başlar. İşte o ahiret alemi o vakitten itibaren başlar. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemizi hüsn hatimeler ihsan eyleye. Yakın ve uzak fitnelerden cümlemizi mesun-u mehfuz eyleye. Ahir zaman fitnelerin hepsinden Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Haseten Deccal fitnesinden cümlemizi emin-i mehfuz buyursun. Ahir zamanda fitneler çok. Öyle zamanlar olacak ki insan sabahleyin mümin çıkacak evinden, akşama kafir dönecek. Yahut akşam evinden mümin olarak çıkacak, sabahleyin kafir olacak. Allah'ın mehfuzunu. Neden? O kadar fitneler gelecek ki fitneye bilmeyerek düşecek, bilerek düşecek. O fitne onu yavaş yavaş çekip dininden, imanından alacak. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şeytana uydurmasın, o fitnelere düşürmesin, o fitnelere düştükten sonra onlardan çıkması çok büyük, büyük ve tehlikeli işlerdir. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendi lütfiyle, medet-i inayet eylesin ve bizim destekimiz olsun. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'nin hidayeti erişirse her şey kolay. Hidayeti erişmezse yandık gittik. Cenab-ı Hakk'ın lütfüne sığınırız. Cenab-ı Hak lütfüyle muamele buyursun. Resul-i Ekrem Efendimiz hürmetine, Enbiya-i İzam hürmetine, İsmi Azami hürmetine Cenab-ı Hak bizi ve bütün evladı, ehfadımızı ve akrabâ-ı teallukatımızı fitnelerden mesul ve mehfuz eylesin. Ve ahirette cümlemizi hesaba çekmesin. Meccanen affı mağfiret eylesin. Hesap günü günahlarımızla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığımız vakitte yüzümüzün etleri dökülecek hayamızdan. Cenab-ı Hak o vakitte sitir muamelesiyle sitir eylesin. Ve araya bir perde asar da ben kulum seni affettim, haydi git cennete der. İşte o kabilden eylesin. Yoksa bizim amellerimiz bizi cennete götürecek değil. Amellerimiz fena. Eğer amellerimize göre muamele yapılacak olursa hepimizin yeri cehennem. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kendi lütfuyla muamele buyursun ve cümlemizi meccanen affı mağfiret eylesin. Hazreti Habib'in hürmetine ve onun şefaatine nail eyleyerek cennetine ir görsün. Bütün müminlere de dua edelim.
içimizde bizim ekribat-ı teallukatımıza da dua edelim. Bu kitabı inşallah Teala bu suretle azar azar okuyacağız. Ve elimizden geldiği kadar biz size beyan ediyoruz. Siz de inşallah Teala başkalarına beyan edersiniz. Ve bu anda da tescil edenler baklardan istifade ederek bize dua ederler. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemizin ahir-i akıbetimizi hayru ileye. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme gafir lana ve li abaina ve li esatizina ve li meşayihina ve li akribaina ve li teallikatina ve li men lehu hakkun aleyna ve li men lehu hubbun ileyna ve li men vussana bi duayil hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Allahümme rızukuna fiqhek, Allahümme rızukuna fiqhen fiddin ve ziyadeten fil ilm ve kifayeten fil rızk. وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونصرا عزيزا وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ومنورا توفيقا وإحسانا مصلحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا معفورا وعملا صالحا وكسبا طيبا وزوجة منيسة وأولادا صلحا ونعمة مقيمة ودينا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس نعيما وعمرا طويلا وفضلا كريما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت